Masatotur Dağı'nda koyun güderken dört kurt geldi, nasibimi ver dedi. Musa sen git, biz koyunu güdelim. Ecik bu sözün bana zor geldi dedi. Musa tuttu evin yolunu. Kurtlar bağladı sürüsünün kıyını. Karabaş koyunu aldı kurdun birisi. Yürüttü sürüyü, oradan ikinci, üçüncüsü. Yürü babam, yürü babam. Karabaş koyunu aldılar. Karnına bıçak vurup kuzusunu aldılar. Koyunlu kuzusunu, anasını sürüsünden saldılar. Kuzuyu aldılar, gittiler. İsmail dergahına. İsmail dergahında yürüdü koyun, kuzu. Büyüdü, eğledi, eğledi, sızdı. Kuzu çırpındı orada. Kurtlar geldi, birikti başına. Suç işledi İsmail'in işine. ...25-30 gün sonra bir gittim, iki gün durdum. Satı fazla bir şey durmadım. Buradaki çocuk, küçük torunu... ...hanımıyla gitmişler, ekiyorlarmış büyük abisiyle. Bu sene şimdi buğday ekiyorlar. Bir kısmında da arpa ekiyorlar. Nohudu ancak bahara doğru ekiyorlar. Başka ekmiyorlar. Bahçeden durumu iyi değil. Neden iyi değil? Soğuk vurdu meyveleri. Soğuk etkileme yaptı. Cevizlerde hiç yok. Erikte, elmada, şunda, bunda hiç yok. Öyle kabakta, şunda, bunda hiçbir şey kalmadı. Etkileme yaptı. Buradan da gidemedim doktordan. Sadı yüklenemedik üstüne. Doktorlar da... Lağımız burada. Doktorum da iyi. Adı da Osman. Bekledi de bekledi. Hiç bırakmadı. Dediklerinden de hiç sapmadı. Bununla da satı arkadaş olmuşlar. Vaziyeti herhalde. Çok, çok desteklemiş. Bunu hiç kırmıyor. Bu eleti veretmez. Hemen bir iki alay. Ne kadar etki varsa orada. İşte ilk gittiğim gün ameliyat oldum. Ameliyatta bu çocuk yetişti. Yatıracak. Hastaneye yatıracaklardı, yatıttırmadı. Selma. Gelin de vardı, gelin de geldi. İkisi bir oldular. Yatırmadılar hastaneye, aldılar kendiler. Yani öyle sürdü. Gelinle geçsem, kızımla geçsem, oraya varsam doktor hemen gelir kucaklar. Öyle. Allah razı olsun ondan. Herkesin amelince yalnız. Amel varsa diyet de var. Amel yoksa ne diyet var ne mesafe var. Çek git bir tarafa. Osman Hoca'nın söylediğini söylersem, üç sene çalışsam biriktiremem. Boyuna da şiir söyle bana diyor. Söyle de söyle, söyle de söyle. Ondan sonra Hayriye Hoca geldi, kadın. O da dedi, aynısını söyledi. Bir daha dedi, ebedi bakmam sana. Bana şiir söyleyeceğim dedi. Ben de dedim ki, hocalar, madem böyle yapıyoruz, burada bu kadar adam çalışıyor. Bunların ismini yazın, bana verin. Koya gitti mi dedim, orada benim kitabım var. Kitabımdan okuyayım, şiirleri yazayım, ya kendim getiririm, ya birine yollarım, ya oğlumdan yollarım diye. Tamam dediler, kabul ettiler. Azıcık iyiyim. Bek toplayamıyorum kendimi o kadar da, ama çok iyiyim. Her söyleneni, her gezindiği, her gittiğim yerde aldığım algıyı, onları hep alıyorum. Hasret koymuyorum kendime.
hasrette koymam. Ölene kadar, öldükten sonra Allah cemaattir. Ne öğren ki Allah ne verirse onu alırız. Karakuşun başında olur ne temeşe, orada biter nergiz ile menevşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere mehraba. Sordum 11 tane. İsimlerini aklıma getiremem ki kolay kolay. Unutup ediyorum fazla. Oluyor. Şimdi birisinin adı burada başlayak. Buradan başlayak. Güneş. Birisinin adı Güney. Birinin adı... Gümüş. Caner. Nazlıcan. Başka da yok, Satı. Bir de hanımı var, Leyla. Bir oğlu var, kızı var, Nazlıcan. Bu kadar. O birinin adı da... Bir... Onu duyuyorum, gidiyorum. Hepsini tutamıyorum kalbimdeki. Benim çocuklarım. Ertuğrul Atilla bir. Hasret. Çakır. Kızlar var. Hatice. Selma. Başka da yok. Ama benim adımı yanlış söyledim. Ertuğrul Atilla dedim yani. Tamam da Ertuğrul Atilla... Olsun oğlum. O... Yok onu inkar etmeyeceğim. O çocuğu o kadar sevdim ki seninle beraber. İsim şeyim benim. Yabancı arkadaşım. Doğrudur. Diyarbakırlı. Almanya'ya geldi, yanıma geldi. İsmini sordum. Ertuğrul Atilla dedi. Dedi. O da kalbime soktum. Kalbimde kaldı. Ben izinime geldim. İzinime geldim dedikten sonra bu dünyaya geldi. Atilla diye ele verdiler. Ertuğrul adını, soyadını da koydum. Beraber geldi işte Ertuğrul Atilla boğrumda oturuyor. Vallahi çocuklarla uğraştım, isteyip bana bahçede çalıştım. İşte daha ne diyeyim, keçi daha önce vardı, gitmedin Almanya'ya. Keçilere çoban vardı, oğlaklara yoktu. İşte ben götürüyordum. Çocuklar evde değil, geri dönüp geliyordum. Küçükler idi çocuklar. Bu o zaman buradaydı da. Neredeydi Allah bilir. Hiç bakmıyordu. Onun öyle işleri yoktu. Hep geçileri aldı, sanki üstüme sürdü. Ankara'ya neye çalışmaya geliyordu. Ama çalışması da sigarasına yetmiyordu. İşte böyle. 10 sene böyle idare ettik. 10 seneden sonra yazılmış. Almanya'ya gittim. İşte bu kadar. Bir fabrikada çalışıyordum şu sokaklarda. Tahta. Teyarelerin kanatları, teyarenin kapları hepsi ondan yapılıyordu. Fabrika çok büyüyordu. 5-6 sene kaldım. En fazla ladenin çocuğu durdu. Verdim. Pasaportu gitti. O durdu, o geldikten sonra ben geri gittim. Oradan bir motor aldım. Bir aya kadar çalıştım, oradan motoru bindirdim, hadi. Bu yanına, temeli geldim. Ya mizahçıydı ya. Mizahçıydı, kaldırı yüklerdi adamı. Çok, yeni bektir. İşte sonra. Sonra
ondan sonra sevmedim. Güleç Uşadır Şirketi'nin ve Güney Grupsa'nın yönetim, ARGE ve satış pazarlama bölümünde çalışıyorum. Genellikle yurt dışından gelen yabancı olan teklifleri Türkçe'ye çevirmekle ve yaşım itibariyle de satış pazarlamayı öğrenip bunun üzerine kendi deneyimlerimle şirkete bir şeyler katmak. Neden mükemmel bir insan? Sabahleyin erken saatlerde kalkıp tavuğunu, bağını, bahçesini kontrol edip evde kahvaltısını yaptıktan sonra diğer bağlara, bahçelere kontrole gider. Günü hep bu şekilde bağ, bahçe, hayvanlarına, arsalarına, yerlerine bakmaya giderek geçiyor. Onun dışında babaannem de aynı şekilde sabahleyin dedemle birlikte kalkar, bağını, bahçesini kontrol eder. Ondan sonra topladığı yeşilliklerle bir kahvaltı hazırlanır. Daha sonra kalan zamanda da bağ, bahçe, arsa, hayvanlar bunları şey yapar. Günleri bu şekilde geçiyor. Akşam yemeği yemek için dedemi almak için bağa gitmiştim. Dedemi arıyordum. Bizim aşağı arsadaki yolun yanında bir bahçemiz var. O bahçenin ortasında büyük bir ceviz ağacı mı tam olarak bilmiyorum, büyük bir ağaç var. Dedeme seslenince sağ taraftan seslendim. Dedem beni görünce onu herhalde görmemem için ağacın sol tarafına geçti. Benden saklandı orada bir. Dedemle geçirdiğim en komik ve güzel anlardan biri bu. En sevdiğim huyu böyle küçükken yaramazlık yapınca böyle gözlerin içi gülüyordu bize bakarak. O an çok güzeldi. Babaannem de aynı şekilde bize hatta şımarınca yelikme derlerdi. Böyle yelikme derken, şımarma derken hep ikisinin de gözlerin içi gülerdi. Babaannem de aynı şekilde. Şimdi dedemin daha önceki böyle beni gördüğündeki o yaklaşım tarzı bu süreçten sonra hiç gelmemeye başladı. Daha sonra ufak tefek bir toparlama süreci atlattı derken tekrar bir gidip geldi. En sonunda tamamen toparladı, eski haline geldi. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Ben Erkan Özdoğan, Güleç Çadır ARGE Müdürü olarak görev yapmaktayım. Ali amca, Atilla Bey'in babası olarak tanıdığımda kendisini, gerçekten çok iyi yetiştirmiş, okumuş, kültürlü, bilgili ve bildiğini paylaşmayı seven birisi olarak tanıdım. Ve gerçekten kendisinden küçüklere öğütler verirken, bunların nedenleriyle, sebepleriyle,
açıklamalarıyla birlikte çok tatlı sohbet şeklinde gayet güzel, değerli bilgiler paylaşmayı seven birisi. Çok misafirperver, defalarca her görüştüğümüzde köyüne davet eder. Bir türlü nasip olmadı ama en kısa sürede gitmeyiz zaten düşünüyorum. Ali amca aile yapısına çok önem veren bir insan. Özellikle çocuklarını çok iyi şekilde yetiştirmek ve bunların vatana millete faydalı birer birey olarak olmalarını sağlamak için elinden geleni yapmış. Bana söylendiği kadarıyla kendisi Almanya gurbetinde çalışmış ve yaptığı birikimlerle köyüne dönüp bazı yatırımlar yapmış. Kendi çocuklarının önünü açmış ve en iyi şekilde yetişmelerini sağlamış. Gerçekten de bugün baktığımız zaman her biri gerçekten çeşitli sektörlerde çok değerli, çok hizmetleri olan, çok iyi konumlarda olan insanlar. Ve kendisi de ara ara bunları ziyarete geldiği zaman yüzlerinde bunu yapabilmenin, başarmanın mutluluğunu zaten bizlere hissettiriyor. Ve gerçekten dediğim gibi kendisi o kadar değerli bir insan ki sadece kendisinin değil, etrafındaki herkesin, tanıdığı tanımadığı herkesin birlikte mutlu olmasını, iyi olmasını temenni eden ve dileyen bir yapısı vardır. Çünkü o biliyor ki sadece kendisi iyi olduğu zaman çok fazla bir önemi yoktur. Herkes iyi olursa, mutlu olursa hep birlikte mutlu oluruz mentalitesiyle. Gerçekten çok değerli, böyle çok nadir rastlanan kişiliklerden birisidir. Nazlı'ya varana kadar dışarıdan bir kadın gelse şöyle akrabaya yakın şeyse olmadık insanlığımı yaratırım, kötülük düşünmem. Kim olursa olsun, dışarıdan gelene, içeriden gelene, hepsine. Bak siz şuradan bir misafir olarak düzünüz geldiniz değil mi? Ne olduğumuzu bilmedim, size ben hoş geldim dedim. Ne de? İçim ılık. İçim çürükler. İçim Allah çürük etmesin, bu ılıklığı da bırakmasın hiçbir zaman. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadığım... Orada kavil kurdular, çattılar biraz. Eylediler, eşlati binaz. Orada girdi Omar'la ve Osman. Herkes birikti oraya, oldu bir aslan. Okudular Kur'an'ı, yediler kuzu. Başladılar İsmail'in yüzünde olmadıksızı. Getirdi, vurdu, okudu hesabını, aldı nasibini. Aldığında bıçağı vurdu, kuzu patladı, İsmail'e erdi. İsmail'e erdi, şeydi, Musa ağladı, sürünün başına gitti. Bu kadar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi, kuzuyu verdi, süt verdi. Neslim getirdi, neslim getirdi, bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepe tepesinde götürdü. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.